Anayasa hükmü açıktır. 18 Haziran'dan sonraki bir tarihte seçim yapılması savaş halinde TBMM kararı dışında Evet. olanaksızdır Evet. demiş Evet. İbrahim Kaboğlu. Barış sen ne diyorsun bu konuda? Şimdi bir kere Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim erteleme ya da tarihini değiştirme yetkisi kesinlikle yoktur. Eğer Yüksek Seçim Kurulu durumdan vazife çıkartıp siyasi iktidarın yönlendirmesiyle böyle bir karar alırsa anayasal suç işler. Neden suç işler? Şunun için. Yüksek Seçim Kurulu hangi koşullarda seçim iptal edebilir? Şöyle iptal edebilir. Kars'ın Susuz ilçesinde bir seçimde ihtilaf vardır. Oy çalındığı, Tabii sahte oy tabii. kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Siz de bunu tutanakla götürür, itiraz edersiniz. İlçe Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu bakar, evet gerçekten kardeşim böyle olmuş der. Oradaki o seçimi iptal edebilir. İşte Recep Tayyip Ya Erdoğan İstanbul seçmesi, seçimini Siyirmen iptal Barikçisi'nde. ettiler. Barış, Bak. neyi konuşuyoruz? Onu iptal edebilir. Ona yetkisi var. Bence suç işlediler. O Evet. başka bir konu. Onu kenara İşte koyalım ben de ama. diyorum ki başka bir suç da Hayır. işleyebilirler Şey yani. demiştim. Biz de uyarıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun genel seçimi iptal etme yetkisi yoktur. Kanun koyucu niye o yetkiyi vermemiş? Çünkü o zaman 11 hakim bir araya gelir, herhangi bir konuyu gerekçe göstererek seçimi iptal eder. O zaman ne olur? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi İradesi yok tamamen kalır. ortadan kalkar. Doğru. Yasa koyucu ne demiş? Demiş ki seçim tek bir koşulda iptal edilir, savaş halinde. Ona da Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verir. Tabii. Gene en son merci olarak gitmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Şimdi benim Ankara'dan edindiğim izlenim, biraz AKP kulislerinde dolaştım bugün. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu seçimleri Haziran ayının ikinci haftasında yapmak istediği yönünde. Evet, öyle Çünkü söyledi. Sayın Erdoğan'ın da Milletvekilleri de itiraz ediyormuş böyle bir bu erteleme. tartışmalardan biraz da rahatsız olduğu ve seçimlerin yapılması yönünde yakın çevresiyle konuştuğu ve bu konuda da fikir alışverişinde bulunduğunu ben bugün öğrendim. Hatta diyorlar ki bir hafta belki öne çekilebilir, böyle bir karar alınabilir ama mutlaka Haziran ayının içinde bu seçimleri yapmak istiyorlar. Çünkü şöyle bir görüntüye de girmek istemiyor Erdoğan. Ya bunlar seçimle de gitmeyecek, bunlar işte seçim de yapmayacak. AK Parti'yi o tartışmanın içine sokmak istemiyorlar. Ve o zaman ama Şunu Erdoğan aday olamaz. altını da çizeyim. Seçim tartışmasını 35 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetmiş, 100 bine yakın insan yaralanmışken başlatan Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileridir. Muhalefet bu tartışmayı başlatmadı. Seçim nasıl ertelenir? Bence bunu yani kamuoyu öyle olmalı diye algılamasın. Tek bir yöntem vardır. 400 milletvekili toplanır. Anayasaya geçici madde Tabii eklenir. öyle olur. Tarih konulur. O tarihten itibaren de ne olur? Seçim yapılır ve o madde yürürlükten kalkar. Pardon, O da geçici olamayacağına madde ne göre. süreyle konuyor? Geçici Mesela ne maddeyi zamana şöyle kadar koyarsın. Orada geç? uzlaşma olması lazım. İşte hocam diyor ya uzlaşma. Ha ona da bakarsan bu da tartışmalı bir konu. Neden? Çünkü iktidar anayasal görev olarak seçimleri yapmak, vatandaşı da seçime katmakla yükümlüdür. O Güvenliğini de anayasal görevdir. sağlamakla Hem yükümlüdür. güvenliğini Güvenliğini alacak, hem sağlayacak. seçimi yaptıracak. Oy sayımının düzenli yapılmasını, itirazların sağlıklı yapılabilmesini sağlamak zorundadır. Bunlar yapılmadığı takdirde suç işler. Anayasayı ihlalden suç işler Tabii. iktidar. O yüzden AK Parti de bu tartışmaların içine anladığım kadarıyla çok fazla girmemek için seçimleri Haziran ayının ikinci haftasında Yani yapmayı zamanında. öngörüyor. Ha bütün bunlar olmak Zamanında tabii ki diyor. zamanında 18'i yapmak 3. istiyorlar. haftaya geliyor ya, Haziran'da yapmak ikinci hafta istiyorlar. falan. Tabii Erdoğan Biraz bir üçüncü hafta kez öne. aday olur mu olamaz mı Evet, bu onlar ayrı sefer de o tartışma konu konular. var. Onlar ayrı tartışma konusu ama muhalefet seçimlerin ısrarla ve haklı olarak zamanda yapılmasını istiyor. Bugün CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in bir tweet'i vardı. Orada diyor ki 88 6 Kasım seçimlerinden bir hafta önce deprem oldu. Hatırlayın. Ama ona rağmen Turgut Özal seçimleri yaptırdı. Yani efendim vay deprem var falan demedi. Ha burada tabii zorluklar var. Şimdi kendimizi de kandırmayalım. Şimdi bahsettim mesela bir aile Hatay'dan geldi. Biz Tekirdağ'a yerleştirdik. O ailenin şu an bütün bakımını Tekirdağ Belediyesi üstlendi. Ama ne kadar mesela bakacak? O insanlar orada mı kalacak? Geri mi dönecek? Nüfus kütüklerini nasıl aldıracak? Dün mesela Gürsel Tekin'le sohbet ettiğimizde o şöyle bir formül önerdi. Seçimin zamanında yapılması için dedi ki
Tekirdağ'a eğer geldiyse bir vatandaş, kaydı Hatay'da kalır, geçici olarak orada ikamet ettiği bilinir ve o ikamet eden 10 ilin vatandaşları için sandıkların yanına bir sandık daha konulabilir dedi. Yani bir fikir alışverişinde söyledi bunu. Hani oturup bunun üzerine henüz çalışmış değiller. Zor bir süreç, kolay değil ama iktidar bir an önce tüm gücünü seferber ederek bir, konteyner kentleri kurup yurttaşlara en azından bir ikamet belgesi vermeli. İkincisi, Haziran ayına kadar bu sandıkları kurabileceği bir ortam yaratmalı. Neden? Çünkü Gürkan'ın da işaret ettiği üzere buradan bir yol açılırsa bu sefer vay sel oldu seçimi iptal edeyim, orman yangını oldu seçimi iptal edeyim, deniz kazası oldu seçimi iptal edeyim diye bir keyfilik evet. doğar. Bu keyfiliğin önüne geçmek için zaten... 82 anayasasından vesaire tartışılmıştır zaten. Bu keyfiliğin zaten. Önüne geçmek için zaten yasa koyucu savaş, özür dilerim, seçim ertelemeyi getirmiş, savaşla sınırlamış ve orada da son sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakmış. Sayın Erdoğan'ın da çıkıp bir an önce bu konuya bir açıklık getirmesi ve hükümetin bu seçimleri zamanında yapacağını güvence vererek söylemesi ve Türkiye'yi de bu tartışmanın dışına çıkarması gerekir. Tartışmayı başlatan muhalefet değildir ayrıca, bir daha söylüyorum. Tabii, tabii. İktidar AKP çevresidir, iktidar partisidir, iktidar partisinin çevresidir. Bir zemin yokladılar ama toplum buna tepki gösterince şimdi zamanında yapma eğiliminin ağır bastığını Ankara'da söyleyebilirim Gürkan. Evet. Şimdi Barış öyle dedi ama zorlukların içerisinde şu da var. Şunu da altını çizelim, ona göre sözü şeye vereyim, sevgili Özlem Gürses'e vereyim. Bir kere bir, seçmen sandıklarının, seçmen listelerinin, seçmen kütüklerinin hazırlanma problemi var. Bir, hadi bunlar aşıldı diyelim. Bunlar aşıldı. Bir güvenlik ortamı var. Yani şu anda su götüremiyorsunuz, ekmek götüremiyorsunuz. Ya işte Hazal anlattı ya, indirin. Tuvalete gidemiyor insanlar. Sağlıklı bir tuvalet problemi var. Yollar kesiliyor. Bu ortamda sağlıklı seçim nasıl yapılacak? Barış Doster hocamız çok güzel söyledi. Türkiye gerçekten seçimleri layıkıyla yapan, başarıyla, her şeyine, bütün